Kripto fenomenlerinde bir coşku bir coşku neymiş? BlackRock bir Bitcoin ETF için SEC'e başvurmuş. Bundan dolayı kripto coşacakmış. Büyük adaptasyon olacakmış. Öh. Gerçekten dünyayı okumak, anlamak için biraz enerji harcamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda Bitcoin'in fiyatı bir miktar yukarı gidebilir. Ama bunu BlackRock kesinlikle yukarıya taşımayacak. Ve BlackRock sizleri zengin etmek için falan da buraya gelmiyor. Benim görüşüm bu. Adım adım size planı. Görebildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Yanılıyorsam da bana dalga geçersiniz sonra. Ne yapmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır kripto paraların canına ot tıkamaya çalışıyor. Net miyiz? Bunun için öncelikle kripto paralara nakit çıkışını sağlayan ve Amerikan finans sistemiyle kripto borsaları arasında bağlantıyı yaratan Silvergate ve Signature Bank'a el kondu. Bu bankalar hiç kurtulmaya çalışılmadı. Hatta Signature Bank özellikle bir gece yarısı bir operasyonla yok edildi. Bunların önemli bir network altyapıları vardı ve bu network altyapıları kripto pazarlarına nakit paranın 7/24 oldukça düşük masraflar akmasını sağlıyordu. Bu da barı kestiler. Yani senin bugün paran varsa Amerika Birleşik Devletleri'nde onu kriptoya çıkartman artık çok çok zor hale gelmiş durumda. Yapıldı mı? Yapıldı. İkinci adımda ne yapıldı? SEC ve onun namussuz başkanı Gary Gensler nereye saldırmaya başladı? Kripto borsalarına ve altcoin'lere. Kendine basit ve kolay hedefler seçti. Alt Altcoin'lerde sorun çok. Bu doğru. Bunları çünkü menkul kıymet olarak saymak son derece basit. Azıcık kuralları esnetmeye bakar. Ayrıca pek çok altcoin'in düpedüz dolandırıcılık olduğu da %100. on binlerce altcoin'in çoğuna gerek yok. Doğru mu? Doğru. İkincisi... Kripto borsalarına saldırdı. Onlar da kolay bir hedef aslına bakarsanız. Zaten FTX batmış bir su skandal bırakmış geride. Binance'in ne yaptığı belli değil. Hangi ülkede belli olduğu değil. CoinDesk düzgünce Amerikan sermaye piyasası kurallarına göre işlem yapan bir yer. Ama oraya da bu altcoin meselesinden daldılar. Ne oldu? Binance şu anda Amerika'da geriye çekilmiş durumda. Devletin istediklerini yapacağını söyledi. Binance şu anda Fransa'da soruşturmaya uğramış durumda. Bütün batıda bence bu sorunları yaşayacak. Fransa'da kara para ile ilgili sorgulanıyor. Hollanda'da da Binance'in iş yapması izin verilmiyor, lisans verilmiyor. Yani Binance'i bitirmek için uğraşıyorlar. Bu da Binance'in sahibinin Çinli olması etkisi var. Binance'in sahibinin FTX'in batmasında aktif rolünün olması önemli. Çünkü FTX ile Gensler'in ve Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun genelinin derin ilişkileri olduğu biliniyor. Bütün bunlar da bir etken ama neyse ne buraya saldırıyorlar. Bence altcoin işi bitmiştir. Millet burada hayaller kuruyor altcoinlerle ilgili. Ben o hayallerin %90'a hiç katılmıyorum. Neden? Çünkü bunlarla ilgili regülatif yapı olmadan aklı başında hiçbir yatırımcı bunları para mara yatırmaz. Ayrıca buraya gidecek risk sermayesi de artık yok. Nedir risk sermayesi? Venture capitalists'ların buraya özellikle çekirdek tarafta para harcamaları. Onlar da kanunen bu kadar sıkıntılı olan bir işe para harcamayacaktır. Zaten bu tip kriptoların çoğu Pek çok borsada şu anda delil hissediliyor. Böylece bir yandan borsaları ciddi bir baskı altına aldılar ve dediler ki benim dediklerime uymazsan seni kapatırım, davaya boğarım, uğraşıp durursun. İkincisi altcoin'lere de dolaylı olarak saldırıyorlar. Bazıları soruyor. Neden alt üzerine direkt gitmiyorlar diyor. Ya binlerce alt var. Hangisi üstüne gidecek? Ona giden paranın da keser. Onlarla iş yapmayı tukaka haline getirir. Millet kopar gider alt de bunu yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri kriptoyu boğmak, yok etmek istiyor. Özellikle de demokratlar. Bunu zaten açıkça geri gelzer söyledi. Deli ki Amerika Birleşik Devletleri'de yeni bir dijital paraya ihtiyaç yok çünkü Amerikan doları var dedi. Açıkça ve netçe bunu söyledi. Üzerine biliyoruz ki özellikle Elizabeth Warren gibi bazı demokrat milletvekilleri nefret ediyorlar kripto paralardan. Niye? Çünkü bu kripto paralardan dolayı kendilerinin yediği haltlar ortaya çıkıyor. Amerikan devleti deli gibi para basıp dağıtan bir devlet öyle ayakta duruyorlar. Kripto paralar bunun ne kadar büyük bir rezillik olduğunu gösteriyor. Özellikle de Bitcoin. Bu nedenle Warren Buffett'ın bu konuda gençleri doğrudan doğruya görevlendirdiğine dair dedikodular var. Hatta gençlerin bu kriptoları yok etmek konusunda başarılı olması durumda ona Hazine Bakanlığı sözü verildiği de arasında. Ne kadar doğrudur bilmem ama gençlerin birden bu büyük motivasyonda bu kadar saldırması enteresan. Çünkü gençler eskiden MIT'de blockchain üzerine dersler veren ve özellikle Bitcoin'i çok öven birisi. Zaten işte Bitcoin BlackRock meselesi de burada devreye giriyor. Bitcoin üzerine doğrudan gidemiyorlar. Çünkü yapısal olarak Bitcoin farklı. Oldukça merkeziyetsiz. Bir tane patron yok üzerine gidip suçlayabilecekleri, tutuklayabilecekleri. Bir tane şirket yok kapatabilecekleri. Bir kere yapısal olarak zor. İkincisi de Bitcoin ile ilgili gençler daha evvel çok güzel şeyler söylemiş. Birdenbire onların tersini söylemesi o kadar kolay değil. Çok övüyor. MIT'deki derslerini izleyin. Bitcoin bir emtia olduğunu da söylüyor. Amerika'da Bitcoin'in emtia olduğunu tek söyleyen kişi gençler değil pek çok kurum da aynı kanaatte. E bir emtiyaya sermaye piyasası kuru saldıramaz. Kanunlar aykırı. O zaman ne yapmak lazım? İşte burada BlackRock devreye giriyor. BlackRock'ın nasıl bir bela olduğunu çoğunuz pek bilmiyorsunuz. 10 trilyon dolarlık varlık yönetiyor ama son derece karanlık bir şirket. Çok kısa zamanda bu büyüklüklere ulaşmış ve nasıl buraya ulaştığını bilmiyoruz pek çok devlet görevlisiyle derin ilişkileri olduğu biliniyor. Bütün milletvekillerine, devlete inanılmaz parasal bağışlarda bulunuyor. Dev bir lobi ekibi var. Dev bir hukuk ekibi var. Gerçekten belalı bir oyuncu. Ve bu BlackRock'ın CEO'su bir süre önce bütün kripto paraların aslında kara para aklama makineleri olduğu söyleyen birisi. Yani bu işe de gayet soğuk bakıyorlardı. Ve sonra birdenbire kriptonun çökertilmesiyle ilgili bütün bu çalışmaların ortasında Amerikan devletine son derece yakın devletle adeta iç içi olan sekin sahibi diyebileceğimiz kurum diyor ki ben bir bitcoin ETF çıkartacağım. Şimdi buna seviniyorsanız gerçekten çok saf olmanız lazım. Kusura bakmayın net söyleyeceğim bunu. Neden? Buradaki amacı okumamak için kör olmak lazım. Ne dedim biraz önce? Altcoinların canını ot tıkadılar. Borsaları, köyleri yapıyorlar. Yani her yerden kuşattılar. Bitcoin zor bir hedef. Ne yaparsın? Bitcoin'in üzerine bir ETF e izin verirsin. Bitcoin ETF'lerin, spot ETF'lerin onlarcası şu ana kadar red edildi. Ve bu reddin arkasında da Bitcoin'in aşırı oynak olduğu, güvenli olmadığı gibi bahaneler koydu ortaya sek. İşte burada BlackRock ikini kabul ediyorsa ortada iyi niyet olmadığı yüzde yüzdür. Kafanızı hiç karıştırmayın çünkü şu ana kadar söylediğinin tam tersini yerine getirmiş olacak. Ve bunu yerine getirdiği anda BlackRock çok başarılı olacaktır. Tabii BlackRock'ta büyük para var, büyük hukuk sistemi var, büyük teknolojik altyapı var çok hızlı bir şekilde dünyanın en büyük Bitcoin ETF'i haline gelecekler. Sonra ne yapacaklar biliyor musunuz? Çok basit bir yolculukları var. ESG, büyülü kelimeler. Environment, Social Governance. Yani bir şirketin derli toplu yönetilip yönetilmediğini, çevreye duyarlı olup olmadığını, mudilerin duyarlı olup olmadığını ölçen bir çeşit güvenlik ağı. Aslında bu bir bakış açısı ve uzun zamandır BlackRock'ın ECG'ye çok önem verdiği biliniyor. Hatta dünyada ECG standartlarına uymayan şirketlere kredi verilmemesi gerektiğini söylüyor. ECG standartına uygun şirketlere özel fonlamalar yapıyor. Yani akıllı olanlarınız anladılar. Bitcoin'in en büyük sorunlarından bir tanesine dile getirilen, bahane edilen çevre meselesi çok enerji yakıyor vesaire. ESG'den Bitcoin'e saldıracak. Ve diyecek ki ya bu Bitcoin güzel de bu çevreyi kirletiyor. ESG standartına uygun Bitcoin istiyorum ben. Şimdi bunun ne önemi var? Öyle olsun diyeceksiniz. Öyle değil. Bu duruma ayak uyduramayacak dünyada yüzlerce binlerce madenci var. İşin birinci sıkıntılı yönü bu. İkincisi hangi Bitcoin ESG standartlarına üretildi? Hangisi ona göre üretilmedi? Büyük bir karışıklık ortaya çıkacak. Ve insanların elindeki Bitcoin'lardan ESG standartına uygun olmayanların değerleri düşecek. Yani çift bitcoin olacak. Hatta burada zaten başvuru sözleşmelerinden de forktan yani çatallamadan uzunca detaylıca bahsediyorlar. Orada hemen birileri çıktı daha belki ETF'lerin hepsinde de bu vardı dedi. Yok kardeşim ben okudum bazılarında var bazılarında yok. Yani öyle hemen genel kanaate da inanmayın. Fork yani çatallama üzerine uzunca duruyor ve diyor ki ben seçerim forktan çatallamadan sonra hangi bitcoin'e yatırım yapmaya devam edeceğimi. ESG standartına uygun olanı yapacağım diyor. Ve BlackRock'ın elindeki güç şu anda böyle alternatif ESG standartına uygun bir mekanizma yaratmaya, böyle madenciler yaratmayı ve Bitcoin'i buraya doğru kaydırmaya uygun. Bunun için lobi güçleri var, basın güçleri var. Bunun için her türlü hukuki altyapı güçleri var ve teknolojik altyapıları da var. Yani önümüzdeki yolculuğun adı belli. Bitcoin başka bir şeye evrilecek. Elimizdeki Bitcoin'in çoğu Değersiz hale gelecek ve belki de bütün bu hikayenin arkasında zaten Bitcoin'in sonuçta Amerikan Devletinin kontrolü altına girmesi var çünkü Amerikan Devleti tarafından yönetilen bir forkta BlackRock eşittir Amerikan Devleti ve bu forkun sonucunda ortaya çıkan network gücünün Amerikan Devleti'nin olduğu bir yere doğru gidiyoruz yani bunu okuyamamayı gerçekten anlayamıyorum bu kadar bariz gidiyor bu iş BlackRock için Bitcoin çekirdek 500 milyar dolar para değil. Bütün Bitcoin 500 milyar dolar ediyor. BlackRock 10 trilyon dolar yönetiyor. 500 milyar doları parayı bulmak ve Bitcoin tamamını ele geçirmek de bir konu değil. Ama sanmayın sizden öyle Bitcoin'leri bu fiyata falan alacaklar. Bence bir kısım Bitcoin'i zaten almış durumdalar. Belki iş tatlı gözüksün diye bir miktar alım yaparlar. Piyasa bir gaza gelir, fiyatlar yukarı gider. Bu konuda bir itirazım yok. Ama sonuçta bu Bitcoin'i yok etme ve Bitcoin network'ünün fork'la veya başka araçlarla şu an aklıma gelmeyen şeytanlıklarla devlet kontrolüne geçmesidir. İkinci bir alternatif de daha zayıf bir alternatif. Bu başvuruyu da SEC'in reddetmesi ve bundan sonra Bitcoin'in SEC tarafından kabul edilecek bir ETF'nin olmasının söz konusu olmadan ya borsanın da çökmesi ve Bitcoin fiyatlarının çok aşağı inmesi. Ama bu bence biraz daha basit bir strateji olur. Çünkü en de sonunda Bitcoin'in meraklıları geliyorlar ve onun fiyatını yukarı çıkartıyorlar. Bütün bunların üzerine felsefi olarak da BlackRock'a %100 karşıyım. Satoshi Nakamoto Bitcoin'i yaratırken merkeziyetsiz bir yapı istiyordu vatandaşın üzerinde kontrol sahibi olabileceği bir para istiyordu. Evet şu anda da bayınalar var ve fiyatı yönetimde etkinler. Evet şu anda da madencilik tarafında havuzlar var. O kadar herkes kendi bitcoin üretmiyor. Bunların elbette farkındayım, kör değilim. Ama arkadaşlar BlackRock başka seviyede bir oyun. Hem parası, hem siyasi gücü, hem hukuki altyapısı, lobby gücü, basını tamamen kontrol altına alabilmesi gerçekten başımız arttı. Ben hayatımda ilk kez Bitcoin satmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz benim adetim her cuma Bitcoin almaktır. Tabii ki hemen satmayacağım. Tabii ki süreci izleyeceğim. Fiyatı bir miktar yukarı gitmesi de mümkün. Güzel de olur. Daha karlı satarım ama bu yapının sonucunda Bitcoin'un öz değerini kaybedeceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin dijital bir yazılım parçacığı temelde ve bunun değeri o network'ün merkeziyetsizliği, dağıtıklığı ve onun üzerine çalışan onlarca, yüzlerce, binlerce bağımsız insanın işbirliği. BlackRock'ın eline geçmiş bir Bitcoin aynı şey olmayacak. Bu benim kanaatim. İsteyen kızabilir. Ben Bitcoin'e ve bütün kripto varlıklara oldukça mesafeli bakıyorum. Bitcoin'i çok seviyorum yanlış anlamayın. Ama bu gelen saldırılar kötü. Ve kripto camiasının bu saldırılara fiyat biraz daha artacak diye kucaklıyor olması da kripto camiasının bence kusura bakmayın zır cehaletini veya kötü niyetini gösterir. Benim görüşüm bu. Yorumlarınızı bekliyorum. Küfür müfür etmeyin. Benim görüşüm bu. Başka görüş olan saygım var. Umarım da yanılırım. Benim kadar Bitcoin'u uzun yıllardır savunan birisi bu konuda çok yanılmak istiyor. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.